Son yılların en gözde su sporlarından kiteboard nerede, nasıl yapılır öğrenmek ister misiniz? Şimdi İstanbul Kilyos sahillerine gidiyoruz. Hem kıran kırana geçen bir mücadeleye tanık olacağız, hem de kiteboard nasıl yapılır işin ustalarından öğreneceğiz. Son günlerin en gözde su sporu olan kiteboard'a ilgili her şeyi öğrenmek ister misiniz? Aslında bir milenyum sporu. Kimler bu sporu yapabilir? Ne malzeme gerekir ve tehlikesi var mı? Kiteboard tehlikeli bir spor vesaire. Kuş gibi havada süzüleyim ama ayaklarım da yere bassın diyenlerin son yıllardaki gözde sporu kiteboard şampiyonası bu yıl Kilyos'ta düzenlendi. Finali birazdan start olmak üzere. Kiteboard tehlikeli bir spor vesaire diye söylenir. Ama aslında bence ekstrem sporlar arasında en güvenli spor kiteboard diyebiliriz. Yarışmacılar tek tek suya doğru gidiyor. Tabii yürüyerek değil, uçarak. Ama rüzgar o kadar şiddetli ki ufak tefek aksilikler de yaşanıyor. Adrenalin ve heyecan dorukta. Daha ısınma turunda bile şov başlıyor. Ve birinci tur elemelerinin erkekler finali birazdan başlayacak. Bu spor diğer su sporlarına göre biraz daha zor. Çünkü hem denizin dalgasını hem rüzgarın yönünü iyi tahlil edip ona göre hamleler belirlenmeli. Eğer bu dengeyi kuramazsanız bir anda havalanabilir ve daha rüzgarın yüzünüzde bıraktığı etkiyi hissedemeden suya gömülebilirsiniz. Kilyos'un dalgalı denizine düşmek kolay ama kalkmak zor. Kiteboard'u profesyonelce yapanlar bile dalgalara karşı koyamıyor. Sadece deniz ve rüzgarı kontrol etmek yetmez. Bir anlık dalgınlık kazaya neden olabilir. Ne de olsa denizin de bir trafik akışı var. Kazayı kıl payı da olsa atlatıp şovuyla herkesi büyüleyen 20 yaşındaki Serkan Ertek günün galibi. İlk 9 yaşımda başladı wakeboard'la. Ondan sonra windsurf ve kitesurf. Serkan bu işin piri olmuş artık. Madem öyle, ekran başında kiteboard'un inceliklerini merak eden izleyicilerimiz için püf noktalarını şampiyondan öğrenelim. Yolda yürümek gibi, araba kullanmak gibi belli bir süre sonra eğitimi aldıktan sonra tek başınıza kontrol edebiliyorsunuz. Serkan'ın artık bir parçası haline gelmiş sörfü. O nedenle bu kadar rahat konuşuyor ama işin aslı pek öyle değil. En iyisi bu iş nasıl yapılır? Kiteboard eğitmeni Musa Uysal'a soralım. Kiteboard aslında hani tam kelime anlamıyla uçurtma sörfü. Uçurtma yardımıyla suyun üstünde kayıyoruz. Tamamen aslında bir milenyum sporu. Dünyada inanılmaz sporcu sayısı var. Bakın yarışmacılar arasında kime rastladık. Bu senenin kadınlar kiteboard şampiyonu Bilge Öztürk. Tarkan'la olan ilişkisini noktaladıktan sonra pek ortalarda görünmeyen Bilge Öztürk, milli kadın kiteboard takımına girmiş. Kiteboard yapıyorum. Son 5 yıldır milli sporcu olarak Türkiye'yi temsilen yarışıyorum. Geçen seneki şampiyonluğumu devam ettirdim bu sene. Hydrofoil disiplinde, yani olimpik olan dalda. Milli kadın kiteboard takımına girmiş. Bir de üstüne Avrupa'da şampiyonluk almış. Türkiye kiteboard şampiyonu Bilge Öztürk'ten birkaç taktik alalım. Devam ettirmek istiyorum ki önümüzdeki yarışlara bakalım. Yani yurt dışı yarışlarım başlayacak çünkü. Yine ülkemi temsil etmek için o yarışları takip ediyor olacağım. Bu sporda yaş sınırlaması yok. Sadece tek bir kural var. 3 gün içerisinde bu sporu tek başına yapabilir hale geliyorlar. Yeter ki genel sağlık durumları iyi olsun ve yüzme bilsinler.